enjoying everyday life. Hayatınızı mahvedebilecek yıkıcı alışkanlıklardan kurtulmasını öğrenin. Nesilsel seçeneğimizden bahsedelim. Kendi neslimde bir karar verip çocuklarım, torunlarım ve çocuklarımın torunları için bir şeyleri değiştirebilirim. Hayattan keyif alın da az sonra. Olumsuz bir hayat birinin verdiği kötü ve hikmetsiz kararların bir sonucudur. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum, çok önemli şeyler söyleyeceğim. Şu anda olumsuz bir hayatınız varsa ya da geçmişte olumsuz bir hayatınız olduysa, ki maalesef böyle şeyler oluyor, bu birisi kötü bir karar verdiği içindir. Amin. O kötü kararları vermiş olan siz olabilirsiniz. Öte yandan üzerinizde yetki sahibi olan biri de kötü karar verebilir. 18 yaşıma gelip evden ayrılıncaya kadar babam benim hayatımda yetkiliydi. Bir sürü kötü kararlar verdi. Ve o her hafta sonu sarhoş olmayı seçti. Cinsel açıdan beni taciz etmeyi seçti. Şiddeti seçti, küfrü seçti, öfkeyi seçti, manipülasyonu ve kontrolü seçti. Tüm kötü seçimleri de beni etkiledi. Annemi de etkiledi. Erkek kardeşimi de etkiledi. Evet, bu kötü kararlar beni birçok açıdan etkiledi. Hiç arkadaşım yoktu. Okul sonrası maçları izleyemezdim. İnsanlar kötü seçimler yapar ve başkalarını etkiler. En büyük hatalarımızdan biri bir şey yüzünden birine karşı acılık beslemektir. Oysa kendi kararlarımızı verebildiğimiz yaşa gelince şunu fark etmeliyiz. Verdiğim her iyi karar başkasının vermiş olduğu kötü bir kararı tersine çevirebilir. Bu yüzden gerçekten de diyebiliyoruz ki herkes Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeylere sahip olabilir. Bunun için özel bir şekilde yetiştirilmiş olmanız gerekmiyor. Herhangi biri Tanrı'nın söylediklerini yaparsa Tanrı'nın vaatlerine sahip olabilir. Amin. Olumsuz bir geçmişiniz olabilir ama bunu devam ettirmeniz gerekmiyor. Bunu sonraki nesle aktarmak ya da bu noktada ona dur demek size kalmış bir şeydir. Siz bunu yapabilirsiniz. Bana bir sürü gereksiz şey yüklendi. Ama ben bedelini ödeyip bu noktada ona dur diyeceğim diyebilirsiniz. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Birisinin bedeli ödemesi gerekecek. Son zamanlarda harika bir cümle duydum. Ruhunuzun buyurduğunun pahasını canınız ödeyecek. Tanrı'nın ruhu benle uğraşmaya başladığı zaman onlar gibi yaşamak zorunda değilsin dedi. Acı olmak zorunda değilsin. Kindar olmak zorunda değilsin. İsyankar olmak zorunda değilsin. Başkasının benim adıma verdiği kötü kararları aşabilmek için bedelini ödemem gerekti. Kaçınız geçmiş hakkında acılık duymaktan daha iyi bir seçenek olduğunu biliyor? O bir işinize yaramayacak. Diyelim ki anneniz 3 kere boşandı, siz de onun rekorunu kırmaya çalışıyorsunuz. Annenizin evli olmadığı bir sürü erkekle yaşadığını gördünüz, siz de aynı şeyi sürdürüyorsunuz. Annenizin evi pis ve düzensizdi, şimdi sizinki de o halde. Ailenizdekini kullanıyorsunuz çünkü insanlar da size öyle davrandı. Aileniz devlet yardımıyla ayakta duruyordu. Şimdi siz de öyle geçiniyorsunuz. Sizin soyunuzda hep böyle oldu. Suç atıyorsunuz, yargılanıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Çünkü babanız böyle yaptı. Genelde faturalarınızı ödemiyorsunuz. Ödemeler için birilerinin kapınıza dayanmasını normal buluyorsunuz.
Görmeniz gerekiyor ki içinde büyüdüğünüz, kültürden öğrendiğiniz alışkanlıkların çoğu doğru değil. Doğru değil. Ve o düzenleri kırmak için bunun bedelini ödemeniz gerek. Tanrı'nın olmanızı istediği kişi olabilmek, yapmanızı istediği şeyleri yapabilmek, sahip olmamızı istediklerine sahip olabilmek için hepimiz Tanrı'nın sahip olmamızı istediği şeylere sahip olmak istiyoruz. Ama Tanrı'nın yapmamızı istediklerini yapmak istemiyoruz. Gerçekten geçmişin günahlarını yeniyor musunuz yoksa onları baştan mı yaratıyorsunuz? Babanız alkolikti ama içmediğiniz için kendinizle gurur duyuyorsunuz. Fakat yine de yalnız ve sinirlisiniz. İçmemenize rağmen alkolün karakter özelliklerini taşıyorsunuz. Annenizin sizi dövdüğü gibi çocuklarınızı dövmüyorsunuz ama bağırıyorsunuz. Patlayıcı bir öfkeniz var. Gittiğiniz her yerde korku yaratıyorsunuz. Sorununuz olmadığına ikna olmuş durumdasınız. Kimseyi dövmüyorsunuz ama aslında geride bıraktığınızı zannettiğiniz şeyden farklı değilsiniz. Kötü meyveleri kesip atmış olabilirsiniz. Özellikle kilisenin tahammül edemediklerini tabii. Ama aslında sorunun kökünü halledemediniz. Çünkü sorunun köküyle ilgilenmek acı verecektir. Bunun için biraz çaba gerekir. Birkaç da karar vermeniz gerekir. Kökleri kazımak acı verir insana. Yüzeydekileri kesmek o kadar zor değildir. İçinize atmak ve bir şey yokmuş gibi davranmak zor değildir. Ama gerçekle yüzleştiğinizde ve sorumluluk üstlendiğinizde ki son 3-4 aydır bu konferanslarda hep sorumluluk almaktan bahsediyorum. Daha önce hiç insanların bu kadar sorumluluktan kaçtıkları bir dönem görmedim. Her şey bir başkasının suçu. Yetiştirilme tarzım ya da kötü davranıyorum çünkü iyi değilim. Hepsi başkalarının suçu. Benim hiçbir suçum yok. Kötü davranıyorum çünkü eşim imanlı değil ya da kötü davranıyorum çünkü benim yeterince param yok ya da kötü davranıyorum çünkü minik bir evim var. Hayır, kötü davranıyorsanız bunun sebebi içinizde ilgilenmeniz gereken bir sorunun olması. Olay etrafınızda olup bitenler değil, içinizde olanlar. Aynı şey benim için de geçer. Yıllar boyunca suçladım, suçladım, suçladım. Sonunda Rab'dan mesajı aldım. Şartlarını nasıl değiştirirsem değiştireyim yine mutsuz olacaksın. Çünkü mutsuzluğunun sebebi etrafında olanlar değil, içinde olanlar. Mutsuzluğumuzun en büyük sebebi bencillik ve ben merkezciliktir. Ben etrafımdaki herkesin beni mutlu etmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama hiç de öyle zavallı Joyce ne fena durumdaydı diye düşünmeyin. Tanrı hayatımdaki insanların görevinin beni mutlu etmek olmadığını gösterdi. Siz başkasını mutlu etmek için yaşadığınızda içinizde bir şey olur ve kabarır. Geçmişte şu mazereti kullandık. Ben nesillerden gelen bir lanet altında yaşıyorum. Nesilden nesle bana geldi. Ben de diyorum ki nesilsel bir seçiminiz var sizin. Nesilsel lanetten bahsetmeyelim artık. Nesillerden gelen lanetler, soydan gelen lanetler hakkında konuşmaktan sıkıldım artık. Nesilsel seçimimizden bahsedelim. Kendi neslimle bir karar verip çocuklarım, torunlarım ve çocuklarımın torunları için bir şey değiştirebilirim. Şeytan kötü, bunu biliyorum. Ama başkalarının günahlarını alıp hayatımın sonuna kadar benim üzerime yükleyecek kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Tanrı da acı çekmekten başka seçeneğimin olmadığı bir yerde bırakmayacak beni. Geçmişten gelen kaleleri yıkmayı seçiyorum. Kale yıkmak da bazı kararlar gerektirir. Kararlar gerektirir. Aslında hiçbir yere tesadüfen varmazsınız.
Ben kazara burada durup bu harika toplantıyı yönetmiyorum, değil mi? Amin. Kutsal ruhla dolarak yeniden doğmuş 4 çocuğa kazara sahip olmadım. Amin. Güzel bir araba kullanmam da kaza değil. Güzel kıyafetlerim de öyle değil. Maddi baskıdan özgürüm ama bu kazara değil. Başkasının sahip olduğu bir şeye sahip olmak istiyoruz ama onların yaptıklarını yapmıyoruz. Bazı insanlar şöyle der: keşke, 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 keşke. Bir kere daha söyleyeceğim. Hiçbir yere kazara varamazsınız. Değişim için vermemiz gereken ilk karar şu: artık böyle yaşamayı reddediyorum. Geçmişimin geleceğimi kontrol etmesine izin vermeyeceğim artık. Amin. Harika bir hayatım var ama bu geçmişten kalan ve kırıldığını görmek istediğim şeyler yok demek değil. Tabii her gün vermem gereken kararlar da yok demek değil. Ben her gün kaygılarımı Rab'be vermeyi seçmezsem tam bir kaygı delisi olabilirim. Zihnimde her şeyi parçalayıp anlamaya ve her şeyi çözmeye çalışabilirim. Ama ben bunu yapmamalıyım. Tanrı'ya güvenmeliyim ve bütün günümü bir şey çözmeye çalışarak geçirmemeliyim. Doğru hayat için devamlı doğru kararlar vermek zorundayız. Kendinize şu soruyu sorun: yaptığım şey hayattan istediğim şeyleri üretiyor mu? Oturup da ben aslında hayatımı sevmiyorum demeyin. Sevmediğiniz bu hayata sebep olacak neler yapmış olduğunuzu kendinize sorun. Beni duymadınız değil mi? Bunu düşünmek bile bizim için zor. Çünkü biz suçlamayı severiz. Senin suçun, senin suçun, senin suçun, senin suçun. Daha iyi bir işim olsaydı, daha çok param olsaydı, evli olsaydım, evli olmasaydım, çocuklarım olsaydı, çocuklarım olmasaydı. Daha büyük bir evim olsaydı, şimdi daha büyük bir evim var. Bu sefer de temizleyecek kimsem olmadığı için kızgınım. Yardımcı alıyorum, onu da sevmiyorum. Sorun bu. Ben bu arada bana temizliğe geleni çok seviyorum. Amin. Kutsal ruh tarafından yönlendirilmeyen insan doğası hiçbir zaman mutlu olamayacaktır. Dinleyin beni, mutlu olacaksınız. Bilinçli olarak mutlu olacaksınız. Amin. Siz diyorsunuz ki, ah bir zengin olsam ve çok ünlü olsam. Size şunu söyleyeyim, adını vermeyeceğim çünkü o zaman kim olduğunu bilirsiniz. Dün Amerika'daki en ünlü rock yıldızlarından biriyle telefonda konuştum. Yalnızlığı, bunalımı ve herkesin onu kullanmak istediği ve kimsenin ona kendi adına değer vermediği için onunla dua ettim. Size şunu söyleyeyim, her şeyin bir fiyat etiketi vardır. Amin. Hayatta hangi konumda olduğunuz ya da ne kadar paranızın olduğu, ne kadar ünlü olduğunuz ya da kaç önemli kişi tanıdığınız umurumda değil. Mutlu olmaya karar verirseniz mutlu olacaksınız. Buna karar vermezseniz sizi mutsuz edecek şey peşinizden koşacaktır. Birisi amin desin. Kendinize sorun, yaptığım şeyler hayattan istediğim meyveleri veriyor mu? Yaptıklarım Tanrı'nın bana sözünde vaat ettiklerini getiriyor mu? Cevap hayırsa yaptıklarınızı değiştirin. Oturup şartların değişmesini beklemeyin. Biz yaptıklarımızı değiştirmediğimiz sürece şartlar değişmeyecektir. Aynı şeyi yapmaya devam edip farklı bir sonuç beklemeyin. Farklı bir sonuç istiyorsanız farklı bir şey yapmalısınız. Amin. Maddi konularda da böyle. Maddi durumunuzdan hoşnut değilseniz o zaman vermeyi arttırın. Çünkü verişiniz aynı kaldığı sürece alışınız seviye atlamayacak. Aynı şeyi ekip daha fazla biçemezsiniz. Bunu yapamazsınız, olmaz.
Yaşamanın 3 yolu vardır. Kolay yol, zor yol, trajik yol. Kolay yol başkasının hatalarından öğrenerek yaşamaktır. Zor yol hatalarınızdan öğrenerek yaşamaktır. Trajik yol ikisinden de öğrenmemektir. Kale nedir? Kale çok güçlü bir şeydir. Aklınıza o geliyor, öyle değil mi? Çok derine inmemiz gerekmiyor. Hepimiz bunu anladık, değil mi? Bir kale her zaman kesinlikle yanlış düşüncelerin sonucudur. Bazen de düşünmemenin. Evet, bazen de hiçbir şey düşünmemenin. Bugün konuşacağımız konulardan biri, eğer oraya kadar gelebilirsem, düşüncesizliktir. Evet, düşüncesizlik. Çok kişi kendi için hiç düşünmüyor. Çocuklarım bana hep neden diye sorduklarında çıldıracak gibi olurdum. Devamlı neden, neden, neden. Sadece sus ve yap. Neden, neden? Neden bu ikisini giyemem, neden şunu yapamayız? Aslında biliyor musunuz, bu sorulması gereken bir sorudur. Çünkü çok kişi büyüyor ve neyi neden yaptığını bilmiyor. Gerçekten hiçbir şey için bir sebepleri yok. Bir adam genç bir kızla evlendi. Kız iyi yemek yapıyordu. Adam sonra fark etti ki kız rosto pişirdiğinde fırına koymadan etin ucunu kesermiş. Adam ne kadar komik diye düşünmüş. Eti boşu boşuna harcıyor. Acaba niye öyle yapıyor? Sormuş onu. Hayatım, fırına koymadan neden etin ucunu kesiyorsun, söyle demiş. Kız da annem de böyle yapardı diye cevap vermiş. Peki ama neden diye sormuş adam. Kadın da bilmiyorum diye cevap vermiş. Anneni arayıp sorabilir miyiz demiş adam. Kayınvalidesini aramış ve kızın rosto yaparken etin ucunu kesiyor. Bunun sebebi de senin kesmenmiş demiş. O da benim annem de etin ucunu keserdi diye cevap vermiş. Peki niye diye hiç sordun mu? Hayır, hiç sormadım. Büyük anneyi arayıp sebebini sorsam olur mu? O zaman büyük anneyi arıyorlar. Büyük anne, torunun rosto yaparken etin ucunu kesiyor. Neden bunu yaptığını sorduğumda annesinin öyle yaptığını söyledi. Annesine sorduğumda o da senin böyle yaptığını söyledi. Neden? Çünkü fırın kabım küçüktü. İşte bir aydınlanma. Daha büyük kaplar var artık. Geliştik. Et fazla büyükse istediğin büyüklükte kap alabilirsin. Ama biliyor musunuz? Hayatımda şöyle bir karar verdim. Ben neden sorusunu çok sorarım. Her şeyi bana verildiği gibi yalayıp yutmam. Öyle olsaydım bugün burada olmazdım. Neden diye sormamız gerekiyor. Neden o iki rengi birlikte giyemem? Neden saçımı istediğim yerden ayıramam? Neden bunu yapamam? Bu demek değil ki isyankar oluyorsunuz ve doğru yetki altına girmiyorsunuz. Sorgulamanız gerekmeyen bir yetki türü var. Yaptığım her şeyle ilgili çalışanların beni sorgulaması gerektiğini düşünmüyorum. Ama soru sorulması gereken doğru yerler var ve bunu yapamasak bile kendimize sormalıyız. Bazı savaşları ilk nesil bir imanlının vermesi gerekiyor. Bu da geçmişten gelen kaleleri kırma savaşı. Ama ikinci nesil bir imanlı, mesela benim çocuklarım, onların da vermesi gereken bazı savaşlar var. Onların da en büyük savaşı kimlik savaşı. Anne babalarından ayrı olarak kim olduklarına ve neye inandıklarına karar vermeleri gerekiyor. Annem imanlı diye mi imanlıyım, yoksa gerçekten Hristiyanlığa inanıyor muyum? Çocuklarımız böyle bir dönemden geçerken de biz korkuyoruz. Korkuyoruz. İnandığımdan emin değilim ne demek? Kiliseye gitmek istemediğime emin değilim ne demek? Nasıl yani? Neye inandıklarını keşfetmeleri için İnsanlara zaman vermemiz gerekiyor.
Kararlarını vermeleri için onlara zaman vermeliyiz. Ben Rabbe hizmet ediyorum diye çocuklarım da bunu yapmak zorunda değil. Benden dolayı hayatları boyunca Rabbe hizmet ederlerse asla Tanrı'yla doğru ilişkileri olmaz. İnançları konusunda kendilerine soru sormalarına izin verin. Ebeveynler bunu nasıl yapacaklarını bilmiyor. Geçenlerde okuduğum bir kitapta şöyle diyordu. Hayatları boyunca çocuklarımızı kiliseye götürdük. Onlara Tanrı'nın sözünü öğrettik. Ama belirli bir yaşa geldiklerinde, ergenlik döneminde dedik ki, tamam artık sizi kiliseye gitmeye zorlamayacağız çocuklar. Gitmenizi isteriz, bunu umut ederiz. Ama sizi zorlamayacağız. Gidecekseniz saati kurup hazırlanıp arabaya bineceksiniz. Çünkü eğer sizi hep biz kaldırırsak, giydirirsek, arabaya bindirirsek, o zaman bunu sırf biz yapıyoruz diye mi, yoksa kendiniz istediğiniz için mi yaptığınızı bilemeyeceksiniz. İlk birkaç hafta zor olmuş çünkü geç saate kadar uyurlarmış ama kararlıyız. Onlara yanlış şekilde davranmayacağız. Hiçbir şeyi söylemeyeceğiz demişler. 3-4 hafta geçtikten sonra saatlerini kurmaya, giyinmeye başlamışlar. Sonra onlarda bir değişiklik görmüşler. Ondan sonra kiliseye gitmeyi sevmişler. Çünkü orada olmayı istediklerinden gittiklerini biliyorlardı. Çocuklarımızı doğru şekilde etkilediysek onlar da doğru kararlar vereceklerdir. Bu fırsatı onlara tanıyalım.